Çok kıymetli arkadaşlar. Biraz sonra zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası ve demokratik sistem kurduğu saç ayağında sivil toplum kuruluşları ve baskı grupları başlığı altında basına önemli bir yer vermiştir. Eğer bir ülkede hür bir basın yoksa, bağımsız bir basın yoksa, halk haber alamıyorsa, o ülkede demokratik bir sistemin varlığından bahsetme şansı da bulunmamaktadır. Bu cümleden olmak üzere basın çalışanlarımız bizim mesleğimize benzer bir halde mesai mefhumuna tabi olmaksızın en zor şartlar altında görev yapmakta, ancak bu görevlerinin karşılığında bir maddi gelir de elde edememektedir. Yani basın çalışanlarımız gün gelir savaş meydanlarında savaş muhabirliği yaparlar, canları dişine takarlar. Gün gelir bir sokak çatışmasının ortasında görev yaparlar. Gün gelir çığ düşen alana giderler, ağır riskler alırlar. Gün gelir gecenin yarısında haber yaparlar. Dolayısıyla basın çalışanlarımızın günün her saatinde, yılın her gününde kesintisiz bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kalmaları, ağır risk altında çalışmalarına rağmen Türkiye'de görevlerini eksiksiz olarak ifa ettiklerine tanık olunmaktadır. Basın mensubu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin canlarını dişine takarak, gecelerini gündüze katarak, her türlü riski alarak, gayretle ve verimlilikle çalışmaları ülkemizdeki demokrasinin kalitesini artıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyanın en demokratik devletleri arasında üst sırada tutan fenomenlerden ve girdilerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Bu cümleden olmak üzere öncelikle Çorum'daki basın çalışanı arkadaşlarımız ve Türkiye'deki tüm basın mensuplarının ve dünya basın aleminin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm çalışanlara selam ve saygılar sunuyorum.